Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir ne aldım köşesi videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Sizlere çok faydalı olabileceğini düşündüğüm birkaç ürün paylaşacağım. Bu arada içeriğimize geçmeden önce kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Başlangıçta şunu da söylemekte fayda var. Bu videoyu çektiğim için herhangi bir ücret almıyorum. Tamamen memnun kaldığım için, sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm için bu paylaşacağım sayfalar ve adresler tanıdığım, bildiğim yerler. Sizler de güvenli alışverişinizi yapabilirsiniz. Burada bakın çok güzel bir kutu görüyorsunuz. O kadar özenle paketlenilmiş ki Instagram sayfamda sizlerle bunu detaylı olarak paylaşacağımı söylemiştim. Yine Instagram hesabımı da buraya ekliyorum. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Paketi dayanamadık. Kızımla birlikte açtık ama içeriğini henüz içindeki paketleri açmadım. Bunu sizlerle birlikte ilk kez açacağım. Burada bakın çok güzel bir ürün var ve ipler muhteşem. Çok çok uygun fiyata alabileceğiniz Kayseri'de bulunan Yavuz Zaripliğin Instagram hesabında aşağı açıklama kısmı ekleyeceğim. Instagram üzerinden ulaştığınız zaman istediğiniz şehre kargo ile gönderim yapıyorlar. Yine Atölye Gülen Çanta'nın da Instagram hesabını ve internet sitesini aşağı açıklama kısmı ekleyeceğim. Atölye Gülen Çanta'dan da yine ipler, aksesuarlar, dilediğiniz gibi güvenli alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi artık ürünleri incelemeye geçebiliriz. Olarak aldığım iplerden başlayacağım. Bu ipleri ben tamamını Yavuz Ariplik'ten satın aldım. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Bunu sadece rengi için bile alabilirim. Şöyle hemen açmak istiyorum. 3 paket satın aldım. En son 3 paket kalmıştı. Ama bu ipin devamının geleceği söylendi. Yavuz Ariplik'e ulaşarak bu ipleri temin edebilirsiniz sizler de. Hemen şöyle açıyorum paketimi. İpin üzerindeki etiketlerin bilgileri yanlış olabilirmiş. Bunu da söylediler. Sizlerle de paylaşmakta fayda var. Bakın o kadar güzel bir dokusu var ki yumuşacık. Çok güzel bir iplik. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Renkleri zaten muhteşem. Bayıldım. Yani etiketine hiç bakmayacağım. 50 gram olduğu söyleniyor ama bunlar adet olarak satılmıyor. Kilo ile satılıyor. Yine fiyat bilgisini öğrenmek için Instagram hesaplarına bakabilirsiniz. Instagram'dan da açık bir şekilde fiyatlarını paylaşıyor Yavuz Zariplik. Bunlar kilo ile satılıyor. Bunlar adet olarak satın almadım. Bu 3 paket tartılarak hesaplandı. Bu iplikte birçok şey yapılabilir. Bebek battaniyesi, kırlent, bebek yeleği, yetişkin için hırkalar, yelekler, bereler, atkılar. Yani bununla yapılmayacak hiçbir şey yok. O kadar güzel ki ev dekorasyonunda da kullanılabilir. Giyim için de kullanılabilir. Yumuşacık, inanılmaz hoş bir dokusu var. Bu ip devamı gelirse mutlaka ben de devamını temin edeceğim. İnanılmaz güzel bir iplik. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bundan dediğim gibi böyle 3 paket satın aldım. Ama devamı gelecekmiş. Devamından da almayı planlıyorum. Çünkü orada açıp bakmamıştım. Sırf böyle rengine bakıp satın almıştım. Dokusu gerçekten çok çok hoşuma gitti. Eğer bulursanız sizler de bu ipi hiç kaçırmayın derim. Hemen şöyle bir diğer pakete geçiyorum. Buradaki aldığım ipler, bakın bu ihraç fazlası ipler kilo ile satılıyor. Adet olarak satılmıyor. Bakın bu paket böyle tartılarak sizlere veriliyor. Dediğim gibi birçok ihraç fazlası ipe Yavuz Ariplik'ten sizler ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle paketimi açıyorum. Burada 4 farklı ip var. Ben bu paketi almamın sebebi şu ortadaki ipti. Bakın bunlar böyle yumuşak, çok güzel ipler. Bunlarla yelekler, hırkalar, birçok şey olabilir. Ama bunlar böyle tekleme olduğu için ben bunlarla yüksek ihtimal bereler çalışırım diye düşünüyorum. Yani bir tane yumaktan bazen metresine göre eğer uzunsa 2 tane bere çıkabiliyor. Bakın bu da farklı bir ip. Dokuları tamamen farklı birbirinin. Bu ipi almamın sebebi, daha önceden sizlerle bir çanta paylaşmıştım. Hatırlayanlar olacaktır. Canvas'la çalıştığım 2 adet çanta vardı. Sizler o çantayı çok beğendiniz. Oradaki kullandığım ip Himalaya markasının ihraç fazlası ipleriydi. Bunlar da yine Himalaya markasının ihraç fazlası ipleri. İpin üzerinde hiçbir etiket vesaire yoktu. Böyle paketler halinde almıştım. Daha önceden de sizlerle o ipi paylaşmıştım. Ve çanta ördüğüm zaman o kadar güzel durdu ki hemen fotoğraflarında böyle ekrana ekleyeceğim. Muhteşem oluyor. Bakın bu da farklı bir tonu. Çantada kullandığım ipin farklı bir rengi. Gerçekten bu ip de çok güzelmiş. Böyle yünlü, keçeli bir dokusu var. Çanta içinde gerçekten çok uygun. Şöyle bakıyorum. Evet, bunun ikisinin dokusu aynı. Bundan 2 tanesinden 1 tane atkı çıkabilir, yelek çıkabilir. Bakın bu tamamen farklı. Bunlar aynı değil. Bununla da yine, bunda kalın bir dokusu var. Dokuları yumuşacık. Bu ipler hatalı değil bu arada. Bunu da belirtmekte fayda var. Sadece gramajları farklı. İplerde hiçbir hata, sorun çıkmıyor. Ben yani sürekli kullanıyorum bu ihraç fazlası iplikleri.
Yani gönül rahatlığıyla alabilirsiniz ve fiyatları gerçekten çok uygun oluyor ve çok çok kaliteli ipler olduğunu düşünüyorum. Bununla da yine bir tane bere çıkabilir. Bu ipi açtığım zaman diğer videoyu seyredenler hatırlayacaktır. Dev yumaklar satın almıştım. Ve sizlerle paylaşmıştım. Bakın böyle kocaman kocaman yumaklar. Şöyle göstermek istiyorum dokusunu. Tüylü, çok güzel, yumuşak bir dokusu var. Bununla şu anda elimde bir hırka çalışıyorum. İnşallah bitirebilirim ve sizlerle de paylaşacağım inşallah nasip olursa. Bakın 3 tane daha aldım. Bunun devamı var Yavuzlar İplik'te. Eğer bu iplerden satın almak isterseniz Yavuzlar İplik'e ulaşabilirsiniz. Bakın oldukça ağır yumaklar. Böyle küçük bir yumak değil. Kocaman bunlar. Üzerindeki etiketleri bu kez söylemeyeceğim. Çünkü yanlış olabilme ihtimali olduğu için. Yani çok güzel iplikler ve ince olduğu için çok da metrajlı olduğunu düşünüyorum. Kaç adetten ne kadar ne çıkar bilmiyorum ama bununla hırkalar, battaniyeler, kırlentler birçok şey yapılabilir. Çok kullanışlı. Yani dokusu yumuşacık. Yani kaliteli iplikler. Bu ipleri de mutlaka temin etmenizi tavsiye ederim. Eğer bulursanız hiç kaçırmayın, alın derim. Bir diğer iplerim de bakın burada 2 adet Nako Satürn görüyorsunuz. Bunlar artık yani herkesin bildiği, gördüğü ipler. Oldukça kalın. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Dev yumaklar bunlar. Bunlarla ben kırlent yapmayı planlıyorum. Nasip olursa da inşallah sizlerle paylaşacağım. İçeriği %100 premium akrilik. Bakın bu şekilde. Metresi de şurada yazıyor. 400 gram ağırlığında, 16 metre uzunluğundaymış. Gerçekten yumuşak, güzel bir dokusu var. Bakın şöyle gösteriyorum. Bir diğer rengi de turuncu. Bu iki tanesiyle kırlent yapmayı planlıyorum. Dediğim gibi inşallah sizlerle de paylaşabilirim. Dokuları çok güzel. Bunlarla çok meşhur bir hırka var biliyorsunuz. Hırkalar yapılıyor, bereler yapılıyor, atkılar yapılıyor, battaniyeler yapılıyor. Böyle kalın yumaklarla bunu şişle de çalışabilirsiniz. Ama genelde parmak örgüde kullanılıyor. Ben şişle mi yaparım, parmakla mı örerim bilmiyorum. İlerleyen günlerde bunu da yine sizlerle paylaşmış olurum. Burada 3 farklı renkte dev yumaklar satın aldım. Şöyle hemen ilkini açıp sizlere göstermek istiyorum. Kocaman yumaklar, o kadar tatlılar ki. Renklerine zaten bayıldım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Kocaman yumaklar bunlar. Hatta şöyle bir diğer yumağı da yanına getireyim. Ne kadar büyük olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Bunlar dediğim gibi yine kilo ile satılıyor. İhraç fazlası iplikler bunlar. Bakın çok güzel bir rengi, çok güzel bir dokusu var. Şöyle göstermek istiyorum. Bunlarla yelekler, hırkalar, atkılar, bereler birçok şey olabilir. Yani güzel ipler bunlar. Şöyle bir diğer rengini de göstermek istiyorum. Bakın bu ikisi böyle kırçıllıydı. Bu diğeri de biraz içinde farklı bir renk de var gibi. Gri renkte bir iplik. Ben şöyle açacağım. Bunun rengi gerçekten çok güzel. Dokuları aynı. Hiçbir farklılık yok. Bakın. Rengi de gerçekten çok güzelmiş. Bu ipler böyle gramajı oldukça fazla ve metresi de büyük ipler. Sanıyorum iki tane ipten yani büyük bir hırkayı çok rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Bakın buradaki üçlü olarak satılıyor. Bunları bildiğim kadarıyla sadece paketli almak zorunda değilsiniz. Örneğin içinden bir tane çıkartıp da alabilirsiniz. Tartılarak satıldığı için tek bir tane de alabilirsiniz. Farklı renkleri paketlerden çıkartıp da alabilirsiniz ya da paket haliyle de alabilirsiniz diye biliyorum. Yine sizler bunu Yavuzlar İpliğe sorarak da öğrenebilirsiniz. Bir diğer rengimi de hemen açıp sizlerle paylaşacağım. Gerçekten bunlara bayıldım. O kadar güzel ki devamı var diye biliyorum. Yavuzlar İpliğe ulaşırsanız bu iplerden sizler de rahatlıkla temin edebilirsiniz. Şöyle etiketi açıldı. Bakın bu da yine çok güzel bir, çıkartayım. Kocaman. Ve dokusu oldukça yumuşak, güzel bir iplik bakın. Bu ipleri de yine kullandıkça, ördükçe sizinle de paylaşıyor olacağım. İnşallah nasip olur. Yeni videolarda, yeni içeriklerde bu ipleri sizlerle paylaşabilirim. Şimdi büyük yumaklarım da bu şekildeydi. Ve son olarak burada Ören Baya'nın Kitty Baby ipini görüyorsunuz. Bu iplikleri ben annem için satın aldım. Örgüsü yarım kalmıştı. Onu tamamlayacak. Beni tanıyanlar biliyordur belki ama bu videoda ilk kez tanıştıklarımız varsa annemin de YouTube kanalı var ve Şişli örgüler yapıyor. Biliyorsunuz ben Şişli'de çok fazla örgüler paylaşmıyorum. Annem Şiş konusunda gerçekten
gerçekten uzman diyebilirim. Eğer YouTube kanalını ziyaret ederseniz Şiş'le yapılan örgüleri annemin kanalında görebilirsiniz. Yine bu ipleri de dediğim gibi annem için satın almıştım. Onun kanalındaki videolara da bakmanızı tavsiye ederim. Annemin kanalının linkini de aşağı açıklama kısmı ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu kutu Ankara'dan geldi. Atölye Gülen çantadan. O kadar özenle hazırlanılmış ki Gülen ablaya buradan çok teşekkür ediyorum. Bu yola başladığım zaman ilk tanıştığım insanlardan. Kendi de örgü örerek başladı. Çok güzel bir atölyesi vardı. Atölyesini şu an büyüttü. Kocaman bir dükkanı var. Orada çok güzel atölyeler yapıyor. İpler, aksesuarlar satıyor. Mutlaka Ankara'daysanız eğer adresini, Instagram hesabını aşağı açıklama kısmı ekleyeceğim. Atölye Gülen çantaya, dükkanına, o güzel şirin dükkanına mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Benim de ilk planlarımın arasında Ankara'ya gittiğim zaman mutlaka yanına uğrayacağım. Buradan da kendine çok teşekkür ediyorum. Bakın çok güzel bir not koymuş. İçerisinde Instagram'da paylaşmıştım. Hatırlayanlar vardır. Anne eli değmiş gibi gerçekten. O kadar sıcak ki yani şu sırf kutu için bile alışveriş yapabilirsiniz. Bakın burada hemen şöyle içeriğine bakalım. Ben bu kutuyu kızımla birlikte açtım. Kızım çok heyecanlandı zaten. Hemen kartları işte böyle örgüyle paketlenmiş onları falan hemen kendini aldı. Bana sadece burası kaldı. Şimdi bunu sizlere detaylı olarak göstereceğim. Çok güzel bir bakın böyle torba var. Kumaş bir torba. Bunun içerisine örgülerinizi koyarak böyle kapatıyorsunuz ağzınızı. Gideceğiniz yere çantanızı atın örgülerinizi. Her yere taşıyın. O kadar güzel düşünülmüş ki. Yani ben bunu Instagram'da kendi sayfasından görüyordum ama yani göründüğü gibi değil. Gerçekten dokunduğunuz zaman, gördüğünüz zaman ne kadar kaliteli olduğunu görüyorsunuz. Bakın gerçekten çok güzel düşünülmüş. Böyle bir örgü torbası var. Şöyle hemen kenara alıyorum. Önce hediyelerden devam ediyorum. Bir de bakın böyle bir cüzdan çıktı içerisinden. Bunları ben sipariş vermemiştim. Bakın açıyorum şöyle cüzdanımı. İçerisinde o kadar tatlı şeyler var ki bakar mısınız? Böyle kuşu çok güzel bir makas var. Çok teşekkür ediyorum. O kadar zarif, o kadar ince düşünülmüş ki. Çok çok teşekkür ediyorum Gülen ablacığım. Bakın burada bir metresi var yine açacaklı. Bakın Gülen çantanın telefon numarasını da buradan bakabilirsiniz arayarak da dükkanın adresini sorabilirsiniz, alışverişinizi yapabilirsiniz. Bu bir metre çiçekli. Benim en çok ihtiyaç duyduğum şeylerden bir tanesi. Bakın böyle çiçekli bir metre. Bu ürünlere Atölye Gülen çantadan ulaşabilirsiniz. Ve içerisinde bakın yaptığımız örgülere takabilmek için, dikebilmek için böyle ahşap etiketler var. Bu da gerçekten çok güzel düşünülmüş. Yani buna böyle ben tığlarımı, metremi, makasımı atıp buradaki torbama koyup her yere çantamın içerisine taşıyabilirim. Gerçekten çok zarif. Kalitesine de bayıldım. Muhteşem. Şimdi burada artık ben de hiç tamamen açmadım dediğim gibi bu kargoyu. Çanta aksesuarları var. Bunları birlikte inceleyelim. Hemen açmaya başlayalım. Bunlar mini bag setleri. Bakın böyle dikilebilir. Deriler, derisi gerçekten çok kaliteli. Hemen şöyle açıp biraz da kutumu kenara alacağım şöyle. Bunlar yan kulp kısımlarını dikmek için, takmak için çantamızı diktiğimiz aparatlar bakın. Bunları yine ilerleyen günlerde bol bol çanta videosu gelecek. Bunları sizlerle paylaşacağım. Bakın bunu çantamıza dikiyoruz. Buralarda delikleri mevcut. Ördüğünüz çantanın kendi ipiyle bunları dikebilirsiniz. Bu ağız kısmı için bakın çıt çıt noktası, kilit yani kilit noktası. Bu da bakın ay o kadar güzel ki şöyle göstermek istiyorum. İnce, çok güzel bir kulp. Bu kulpları da diktiğimiz noktalara şöyle bakın. Hemen takı veriyoruz. Böyle. Çanta aksesuarı gerçekten çok kaliteli. Eğer ihtiyacınız varsa çanta aksesuarına mutlaka iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Eğer çanta satışı yapıyorsanız, farklı aksesuarlar, ürünler arıyorsanız eğer Atölye Gülen çantada o kadar çok seçenek var ki yani birçok ürün var. Ben sadece burada birkaç tanesini şimdi sizlere paylaşacağım. Ama Deniz Derya çok fazla ürün var. Ve gerçekten bu işin öncülerinden Gülen abla çok kaliteli ürünler getiriyor. Mutlaka sayfasına, Instagram hesabına bakmanızı tavsiye ederim. Güvenli alışverişinizi yapabilirsiniz. Hemen şöyle diğer paketlere de bakacağım. Bakın bu da siyah rengi. Bu açmış olduğum mavi rengiydi. Burada daha farklı bir aparat var. Hemen şunları bir ayırayım. Ben bu mavilerden ikişer adet satın almıştım. Bakın bu siyah. Bunlar mini çanta setleri. Şöyle açıyorum. Evet bunlar da. Bu da lacivert rengi. Video çok fazla uzamasın diye hemen hızlı hızlı göstereceğim. Şunlar farklı. Bakın burada büyük çanta set. Aslında bunlar da mini çanta set ama büyük kapaklı bunlar da. Şöyle göstermek istiyorum.
Yani o kadar özenle paketlenmiş ki gerçekten hiçbir şey olmadan elinize ulaşabilecek ürünler bunlar. Bakın dokusu yumuşacık. Hemen şöyle yan minik D'leri de var içerisinde. Bu D'ler şöyle göstermek istiyorum. İçine takılıyor. Ve dikiş noktaları var. Bunları çantanızın bakın şöyle şu kısımlarından dikiyorsunuz. Bu nokta açıkta kalıyor. Sonra kulp kısmını yerleştiriyorsunuz. Bu da böyle kapaklı bir model. Böyle mini çantalar yapıyorsanız eğer gerçekten çok kullanışlı. Ekstra böyle kapak örmemek için bunlar gerçekten çok kullanışlı aparatlar. Hemen bunu da hızlı bir şekilde şöyle toplayayım. Burada mini beklerin bakın farklı bir rengi var. Bu da krem rengi diye biliyorum. Ve burada taba renkleri var. Yine aynı mini çantaların setleri. Bu her şeye gidebilecek bir renk. Şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. Yine aksesuarlar ilk gösterdiğimle tamamen aynı. Şöyle bunları kenara alıyorum. Bunlardan dediğim gibi ben ikişer adet satın almıştım. 2 adet lacivert, 2 adet siyah, 2 adet taba, 2 adet açık mavi. Büyük çanta setlerinden bakın bu bir büyüğü. Ve kapaklı olarak şunlar da küçük boyları. Bakın tamamen buradaki siyahla açtığımın aynısı. Hatta şöyle açıp birlikte bakalım. Yani o kadar güzeller ki. Bakın bunun rengi de çok güzel. Çok tatlı bir kırmızıymış. Bazen ekranda baktığımızla birebir aynı olmayabiliyor. Çok az da olsa fark edebiliyor ama yakından gerçekten daha kaliteli görünüyor. Bakın iç kısmı da bu şekilde. Bunlar kulp kısmını takacağımız noktalar. Bu da çantamıza monte edeceğimiz çıt çıt noktası. Bunu da yine nasıl monte ettiğimi ben sizlerle videosunu paylaştığım zaman detaylı olarak bunları da kullandığımda sizlere göstermiş, tarif etmiş olacağım. Bakın burada kırmızı var. Çok güzel bir grisi var. Bu bunun büyük boyu bakın. Bu siyahıydı sizlere zaten gösterdim. Hemen şöyle hızlı bir şekilde kapatıyorum. Ve bakın burada 2 adet kürklü çanta setleri var. Bunlara bayıldım. Sırf bunlar için sipariş verdim diyebilirim bakın. Şöyle göstermek istiyorum. O kadar güzel görünüyorlardı ki. Yumuşacık bakar mısınız? Çok tatlı. Böyle bir kilit kısmı var. Yine diğerlerinde olduğu gibi dikiş noktaları ve kulpu var. Kulpunu da şöyle göstermek istiyorum bakın. Derisi yakından bu şekilde. Bunda da yine dikilebilir. Bakın çıt çıt noktası var. Bunu çantaya dikeceğiz. Bunu nasıl yaptığımı yine sizlerle video içerisinde paylaşıyor olacağım. Burada delikleri var. Örgümüze bu kapağı monte etmek için kullanacağız. İlerleyen günlerde inşallah bu modellerle çok güzel çantalar paylaşmayı planlıyorum. İnşallah nasip olur sizlerle de paylaşabilirim. Bu krem rengiydi. Bir de tava rengi var. Hemen şöyle göstermek istiyorum onu da. Gerçekten çok güzel, çok kaliteli. Bakar mısınız? Muhteşem. Bu rengine de bayıldım. Daha farklı renk seçenekleri de var. Atölye Gülen çantadan sizler bakabilirsiniz. Yine bunun da kulpları, dikilebilir yan kenar aparatları her şey içerisinde mevcut. Böyle set halinde sizlere geliyor. Eğer dediğim gibi ihtiyacınız varsa mutlaka Gülen ablanın Instagram hesabını, internet sitesini incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi burada son olarak iki tane bakın böyle çanta kitleri görüyorsunuz. Bunlar clutch çanta kiti. Şöyle içerisini açıyoruz ve içinden uzun kulpu da çıkıyor. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Kalitesi muhteşem. Astar dikmekle uğraşmak istemiyorsanız eğer örgünüzü örersiniz. Çantanıza monte edersiniz. Buradaki deliklerden örüp monte edebilirsiniz. Ya da buradan ilmekler çıkartarak çantayı örüp tamamlayabilirsiniz. Hiç astar derdi yok. Fermuar derdi yok. O kadar güzel düşünülmüş ki. Özellikle hazır böyle çantalar örüp satıyorsanız eğer mutlaka bu kitleri denemenizi tavsiye ederim. Bu taba rengi ve gerçekten bakın kalitesi muhteşem. Bu da siyah olan rengi. Daha önceden siyahla çok güzel bir çanta paylaşmıştım. Hatırlayanlar olacaktır. Yine ekrana resimlerini ekleyeceğim. Oradan çantalara bakabilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. Ben hala siyahını kullanıyorum. Yani çok uzun zamandır kullanıyorum. Taş gibi hiçbir şey olmadı diyebilirim. Hiçbir astarında bozulma vesaire de olmadı. Yine bunda da bakın kulpu içerisinde mevcut.
Hem böyle kılaç portföy olarak kullanırsınız. İsterseniz kulpları takacağımız noktalar mevcut. Kolda ya da çapraz olarak da çantanızı kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Bu alanda en güzel, en kaliteli hizmeti veren kişilerden bir tanesi Gülen abla. Buradan emekleri için, bizlere bu güzel hizmet için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizler de dediğim gibi güvenli alışverişinizi yapabilirsiniz. Ve son olarak burada motif tahtasını görüyorsunuz. Heyecanla sizlerle paylaşmayı beklediğim bir üründü bu. Bunu ben Yavuzlar İplik'ten satın aldım. Bir de iki adet böyle bakın tulip tığlar satın aldım. 3,5 ve 4 numara. Bunlar benim en sık kullandığım numaralar. Sürekli böyle bu numaralarla çalıştığım için paketlerin içerisinde bazen tığları bulmakta zorlanıyorum. Bunları da yedek olarak satın almıştım. Çok uygun fiyata. Sizler de Yavuzlar İplik'ten bu tığları temin edebilirsiniz. Bakın buradaki motif tahtası oldukça kalın ve ağır bir tahta. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Arka kısmı da bu şekilde hafif değil kesinlikle. Oldukça ağır ve kalın bir tahta. Burada da çubukları var. Hemen şöyle çubuklarını açacağım. Burada 16 adet çubuk var. Bakın böyle. İster küçük motif için, ister büyük motif için bu çubuklarla motiflerinizi açıp bu tahta üzerine koyabilirsiniz. Bu motifleri neden bu tahta üzerine koyuyoruz? Motifleri ördüğümüz zaman şöyle ben yanıma ada masalından kalan motifimi aldım. Bakın bu motifler mutlaka el ütüsü görmüş motifler ve ben bunları düzenli bir şekilde saklıyorum. Böyle düzgün duruyor. Ama motifi ilk ördüğümüz zaman böyle hafif bazen içe doğru kıvrılabiliyor ya da bozuk durabiliyor. Bunu hemen şöyle bakın. Ördüğümüz her motifi sırasıyla şöyle köşe deliklerinden takıyoruz. Ve bakın hemen şu noktaya geçiriyorum. Bu birazcık da geriyor motifi ve sanki ütülenmiş gibi. Sizler diğer motifinizi örerken bu motifler böyle ütülüymüş gibi kalıp gibi duruyor. Yani örgünüzü daha düzgün bir hale getiriyor diyebilirim. Bu birden fazla motif alıyor. Sadece küçük bir motif değil, istediğiniz boyuttaki motifi burada bakın yerleştirebilirsiniz bu motif tahtasına. Bu şekilde. Bakın motifi koyduğumuz zaman sanki kendi kendini ütülüyor. Bakın burada küçük bir motif yerleştirdim. Şöyle hatta birden fazla motif ördünüz. Tek tek motif çubuklarını çıkartmakla uğraşmıyoruz. Şöyle köşelerden, köşe boşluklarından, çubuklardan geçirerek motifimizi yerleştiriyoruz. Bakın bu şekilde nasıl geldiğini siz de gördünüz. Bakın bu şekilde motifleri düzgün bir şekilde muhafaza edebiliriz. Çünkü motifler bozulduğu zaman gerçekten örgü çok kötü görünüyor. Bunu da mesela şöyle hemen köşeden. Bu da spagetti yarnı slim koton ipiyle hazırladığım bir motifti. Ve büyük bir motif. Hemen şöyle yerleştiriyorum. İlk motifi bu şekilde yerleştirirseniz nereye yerleştireceğinizi, ne kadar esneteceğinizi görebilirsiniz. Şöyle şu noktaya yerleştirelim. Bakın bu şekilde diğer büyük motifimde yerleştirdim. Bundan daha büyük bir motifiniz varsa eğer buradaki daha bakın büyük şekilde çubuklar sayesinde birkaç yerden hatta hem dört kenardan hem de şu orta kısımlardan şöyle düşünün şu noktada boşluğu var buradan da geçirip uzun bir yani büyük bir motifi de rahatlıkla tahta üzerinde muhafaza edebilirsiniz. Hem bu şekilde kaldığı zaman da ütülenmiş gibi oluyor. Gerçekten çok muntazam hem düzenli bir örgü çalışması yapabilmek için eğer düzen takıntınız varsa düzeni seviyorsanız eğer böyle örgüleriniz birbirine karışsın istemiyorsanız eğer mutlaka elinizin altında bulunması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Burada sadece böyle büyük bir motif değil küçük bir motif değil bakın bu dört köşede de şöyle klasik hanım direndi, bey beğendi motifimizin ölçülerinde bakın buralara da yani bakın 1, 2, 3, 4 noktada da şu motiften tahta üzerine yerleştirip örgülerinizi bu noktada biriktirebilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi 16 tane de çubuğu mevcut. 4 tane motif noktası da yaparak da tahta üzerinde motiflerinizi muhafaza edebilirsiniz. Son paylaşacağım ürün de motif tahtasıydı. Umarım bu paylaştığım ürünler, bilgiler sizlere faydalı olur. Yeni projelerde, yeni videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.